Sende ne işi var? Sandığın gibi değil. Sen buna nasıl cüret edersin? Ben seni incitmek istemezdim, inan. İncinmedim. İncitemezsin de. Ben sadece şaşırdım. Nasıl bu kadar pervasız olabilirsin? Ama aslında... Puzzle gibi bütün parçaları bir araya getirerek ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asya düşürmüş fotoğrafı. Ona geri götürecektim. Benim geçmişimden de... ailemin geçmişinden de uzak dur. Çok bir şey değil. Sadece mahremiyete saygı göster. Üstümü değiştirecektim de. Tabii. Ya Ayşe. Ya. Ben çok üzgünüm. Ya bunun bir dönüşü yok, olamaz mı artık? Nihat. Bir cam kırıldıysa kırılmıştır. İki parçaya ayrılsa bile onu birleştirmek zaman ister. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama bir o camı bilerek, isteyerek kırmak vardır. Bir de kırılmasın diye uğraşırken... Kırılan kalbi onarmak... Yitirilen güveni tekrar kazanmak o kadar kolay değil, anlıyor musun? Biliyorum. Çok iyi anlıyorum. Peki. Anlıyorsan lütfen üstüme gelme. Kusura bakma, yapmam gereken işler var. Thank you.
Oldu işte. Birazdan delirecek, bağırıp çağıracak. Ya kızdın mı? Kızmak ne demek ya? Kızılır mı hiç böyle bir şeye? Nasıl ya? Ya ben senin dükkanını darmadağın ettim ama sen bana kızmıyor musun? Yani sen burayı bu hale getirdiğine göre temizlik takıntından kurtuldun demektir. Sen hayatını kolaylaştıracaksın. Temizlik takıntından kurtulacaksın. Canın sağ olsun. Hoş geldin patron. Beni bir daha aramayacaksın demedim mi sana ben? He? Hem böyle ayağına çağırmak da ne demek oluyor? Mecbur kalmasam aramazdım patron. Diyeceğim her yerde polis var. Her yerde peşimdeler. Artık normal yollarla yurt dışına tüyemem. Bana ne bundan? Yardım edecektim yurt dışına çıkarken. Özünü seveyim patron. Acilen bana bir sahte pasaport ayarla. Yap bir güzellik. Sen benim istemediğim hamleler yaptın. Bu da demek oluyor ki sonuçlarına da sen katlanacaksın. Yaptı bir kendini bilmezsin patron. Yapma. Büyüklük sende kalsın, affet. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yapma patron. Bana bak, patron deyip durma bana be. Seninle artık hiçbir işim kalmadı, anladın mı? He. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Yoksa çok fena olur. Resim yapamadım anne. Tamam anneciğim, sonra yaparsın. Hiç içimden gelmiyor artık. Ya ben senin o içini yerim. Buyurun. Zehracığım bir şey mi söyleyecekti? Yok. Öyle ne yapıyorsunuz diye bakmaya geldim. Bak, beğendin mi Zehra abla? Çok beğendim prensesim. Çok güzel olmuş. O zaman babam da göstereyim. O da çok beğensin. Nihat'la aramızda olanlar çocuğu da çok etkiledi. Etkilemiştir tabii. Biz bile birçok şeyle başa çıkmakta zorlanırken. Sen nasıl hissediyorsun? Garip. Bir an çok öfkeleniyorum. Yanında olmasını istiyorum. Daha sonra çok üzülüyorum. Ya böyle sanki sürekli içimde yükselip alçalan bir deniz varmış gibi. Canım, o deniz elbet bir gün sakinleşecek. Bunu ne kadar istiyorum bir bilsen. Bazen istemeden de olsa karşımızdakine haksızlık edebiliyoruz. Onu tek bir olayla değerlendirip diğer tüm yaptıklarını, tüm özelliklerini yok sayabiliyoruz. Nihat ve sen gördüğün o son fotoğraftan ibaret değilsiniz. Birlikte geçirdiğiniz o güzel yılları, mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği o anılarınızı hatırlasın. O anıların hatırı eminim güzel günlerin kapısını açacaktır. Deneyeceğim Zehra. İnan bana, deneyeceğim. Zehra, ben hep bir kız kardeşim olsun isterdim. Biliyor musun, sayende bu dileğim gerçekleşti. Sen bana gerçek bir kardeş oldun. Gel.
Nihat? Ömer. Seninle özel bir şey konuşabilir miyim? Tabii. Gel. Ömer. Ben çıkışsız bir noktadayım. Başka bir bakış açısına, ne bileyim, birinin bana yol göstermesine ihtiyacım var. Ayşe senin kardeşin ama... Seni dinliyorum. Son yaşadıklarımız bizi çok kötü bir duruma getirdi. Ayşe neredeyse benimle bütün iletişimini kesti. Ne yapacağımı, kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Keşke bir yolu, keşke bir formülü olsa. Keşke en baştan her şeyi Ayşe'ye söyleseydim. Tamam, sakin ol. Geçmişi değiştiremezsin. Kendimi çok suçluyorum. Nihat. Bazen güven sarsıldığında taşlar yerinden hiç ummadığın şekilde oynayabilir. Özellikle sonsuz güvendiğin kişi ise güvenini kıran. İşte tamiri en zor hasarı da o bırakır. Güven kaybolursa seven insanın hayata dair, aşka dair hiçbir inancı kalmayabilir. Benim sana söyleyebileceğim tek bir şey var. Ayşe'nin güvenini yeniden kazanmalısın. Ve bir daha asla, ama asla güvenini kaybetmemelisin. Ne demek istediğini çok iyi anladım Ömer. Dediğin gibi yapacağım. Baba, babacığım. Bir tanem. Saçım güzel olmuş mu? Annem ördü. Bakayım. Aa, muhteşem olmuş. Hadi gel çıkalım. İşlemiyor kıza ya. Sinirlendiremiyorum. Üzmeye mi çalışsam? Ağlarsa açılır diye boşuna dememişler. Masasının üstündeki aile fotoğrafını mı kırsam? Yok. Yok, o kadar da değil. Oh be. Ati! Gel buraya. Sabah ablaya çayını vereyim. Ati, buraya geldim. Bu sana verirsin. Abi ne oluyor ya? Ati, az sonra sana bir şey yapacağım. Sessiz olmazsan çok kötü şey olacak. Nasıl yani? Soru sorma. Ati, bu çayın rengi ne? Ha? Böyle çay mı olur? Yok yok. Seni ustana şikayet edeceğim ki kovsun, aklın başına gelsin. Kerem abi. Şşt! Bir sessiz ol. Sen sessiz olma hatta. Hatta ağla sen, daha çok üzüldüğün belli olur. Ya bu rezil şeyi sen çay diye getirmeye utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun? Ne oluyor burada? Ati ablacığım geç sen şöyle. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Rezil bir çay getirmiş. Ya ben bu adamdan her gün çay içiyorum, çay. Her gün. Ya bana yapılır mı bu ha? Yapılır mı? Seni kovduracağım ben, kovduracağım.
çay kötü diye. Çocuğu işinden mi edeceksin şimdi? Ati ablacığım sen de bir şey söylesene, çayın kötü müydü? Kerem abi konuşursam kızı... Ablacığım sen korkma, ben buradayım, söyle. Yok yok abla, susayım ben en iyisi. Kötü bir şey olur. Konuşursam öyle olurmuş. Kerem baştan söylesene ya. Ati, ablacığım Kerem abinin temizlik takıntısı var. Ya ondan kurtulmaya çalışıyor da. Ya yani kendisi biraz asabi, idare etsen. Yuh sabah ya, yuh. Abi Allah şifa versin, ben kaçtım. Ya hadi ben de kaçtım. Yani Canan gelince müşteriyle görüşmeye gideceğim. Sen de çok gerilmemeye çalış, olur mu? Yani atlatacaksın, ben inanıyorum. Başka zaman olsa niyetimi anladı, direniyor diyeceğim de. Biraz konuşabilir miyiz? Çok fazla vaktim yok. Ama dinliyorum. O fotoğrafı ben almadım. İnanmıyorsun. Bana hiçbir konuda güvenmiyorsun, değil mi? Her fırsatta bana haksızlık ediyorsun. Hem de her fırsatta. Sürekli kendini haklı sayman. Olaylara sadece kendi pencerenden bakman. Kendi penceremden. İstersen daha fazla konuşmayalım. Dediğim gibi. Yapacak işlerim var. Geçmişte ne yaşamış olursan ol, bu yaptığının bir mazereti yok. Olamaz da. Bunu biliyorsun değil mi? Nerede kaldın lan? Ağaç ettim burada. Takip olmasın diye abi 3 semt değiştirdim. Güzel, tam istediğim gibi. Destek meslek istersen hallederiz abi. Yok, bu işi tek başıma yapacağım. Kervancıoğlu ailesinin işini yalnız bitirmeliyim. Bu zevk bana ait olacak, yalnız bana. Günaydın Hediyeciğim, kolay gelsin. Günaydın. Ay bir kahve yapayım da şu kafam yerine gelsin ayol. Şu işimi bitireyim, ben yaparım size kahve. Ay yok Hediyeciğim, sen işine bak, hiç zahmet etme. Ay ben sabaha kadar uyumadım ayol. Dön sağa dön sola, bu çocukları düşünmekten bir hal oldum ben. Ne olacak bunlar sence? Üzülmeyin Cevriye Hanım. Yani her aile arasında olur böyle şeyler. Bu kesin nazar. Kesin nazar. Bak diyeyim ben sana, ben bir kurşun döktüreceğim nazar mazar. Hiçbir şey kalmayacak ayol. Aman aman Cevriye Hanım. Şende Hanım duymasın. Şimdi durduk yerde olay çıkar. Aman duyarsa duysun, ondan mı korkacağız ayol ha? O gidince döktürürüz. Ne zaman gider ki? Orasını hiç bilmiyorum. Aman çağırırız, gizli saklı döktürürüz ayol, ne olacak? Kolay gelsin. Ay sağ ol kızım. Sağ ol yavrum. Su Damla, iyi misin sen? İyiyim.
Yok bir şey Cevriye abla. Ay sen de bu çocukların haline üzülüyorsun değil mi Zehra? Ay barışmayacak mı ayol bunlar? İnşallah en yakın zamanda barışacaklar. İnşallah, inşallah. Ben şunu bırakayım hemen yanınıza geleceğim. Asya annesine sürpriz yapacakmış. Ay prensesi benim ayol. Kızım sen hiç merak etme, bir kuruşun döktüreceğim ki evdeki bütün kem, söz, kem, göz, uğursuzluk hepsi dağılıp gidecek ayol, sen hiç merak etme. Sen de çok rahatlayacaksın. Baba şunun ucundan tut da örtelim. Annem çok mutlu olacak sürprizimi görünce. Tamam annem mutlu olacaksa serelim. Bak burayı da düzeltsene Asya'cığım. Aferin sana. Ya bu arada prensesim. Hava soğuk, acaba içeride mi hazırlasak? Hayır baba, burada hazırlayalım. Annem burada otururken hep içim açılıyor diyor. Annem mutlu oluyorsa tamam. Al bakalım çiçeği. Tam ortaya koy bakalım. Çok güzel oldu değil mi baba? Evet çok güzel oldu. Ay 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 ne güzel olmuş bu masa böyle. Kahvaltılıklar da geldi. Ortaya mı koysak acaba? Ortaya koyalım. Tamam kahvaltı hazır. Şimdi annemi getireceğim. Sen burada bekle baba, tamam mı? Tamam, tam burada bekliyorum. Müsaadenizle Nihat Bey. Tabii. Hediye Hanım. Günaydın. Hediye ablanın biraz işi var da bir şey mi istemiştiniz? Saat kaç oldu? Hala kahvaltı hazırlatılmamış. Hediye abla birazdan gelir. Ama eğer bekleyemeyecek durumdaysanız ben bir şeyler hazırlayayım. Ben niye hazırlamadınız demedim. Niye hazırlatmadığınızı sordum. Bir evin düzeni plan program dahilinde olur. Uygun olan evin hanımı olarak bunu sizin planlamanız. Ama görüyorum ki maalesef bu işi ciddiye pek almıyorsunuz. Ya da bu iş size çok ağır geliyor. Saygısızlık etmek istemem. Ama düzen konusunda bu evde şu ana kadar hiçbir aksilik yaşanmadı. Siz yeni geldiğiniz için. Nasıl yürüdüğü belli. Neyse, kahvaltı etmeyeceğim. Ben odamda olacağım. Ayol bunu fitili niye tutuştu yine? Bilmiyorum Cevriye abla. İnan hiç bilmiyorum. Sabah kızım. Merhaba Şükran teyze. Nereye böyle? Bir ev gösterdim de oradan geliyorum. Yavrum gel konuşalım. Dün akşam da açtırmadın ağzımı. Olmuyor böyle. Konuşacak bir şey yok ki Şükran teyze. Var kızım var. Olmaz mı hiç? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Elim kolum bağlı, vicdanım yaralı. Kala kaldım öyle. Hadi kızım kırma beni. Dükkanı boş mu bırakayım Şükran teyze? Ben şimdi gitsem bir sonra konuşsak. Canan dükkanda değil mi? Dükkanda da daha alışamadı ki işe. Biz sonra konuşalım olur mu? Hadi Allah'a ısmarladık. Konuşmamak için kaçıyor. Of, ne yapacağım ben böyle?
Ama anneciğim böyle çok zor. Ya düşersem? Düşmezsin anne, ben seni tutuyorum. Sakın gözlerini açma. Yoksa sürprizi bozarsın. Tamam. Hazır mısın? Evet anneciğim, hazırım. O zaman aç gözlerini. Nasıl, beğendin mi masayı? Babamla ben hazırladık. Buyurun. Sen de otur baba. Garsonunuz olarak ben hizmet edeceğim. Ama ben pek aç değilim Asya. Pardon garson hanım. Ama henüz menüde ne olduğunu görmediniz. Tadadadam. Gidip bebeğini de getireceğim, acıkmıştır. O da kahvaltı etsin. Hem siz de biraz baş başa sohbet edersiniz. Tamam. Ne güzel bir şey yapmış değil mi? Nihat, böyle küçük oyunlara hiç gerek yok. Hele bir de bunu Asya'ya dahil etme. Ben değil, Asya'nın fikriydi. Ama ben de mutlu olursun diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Benim oyuna değil. Her ne kadar içim acıtsa da gerçeklere ihtiyacım var. Yani birkaç gün buralardan uzaklaşsak mı? Bizi çevreleyen şeylerden. Sen, ben, Asya bir yerlere mi gitsek acaba? Buna hiç gerek yok ki. Sen ne sanıyorsun? Gittiğimiz yerde kafamdakiler beni rahat bırakacak mı? Hayır. Biz geldik. Bebeğin de mi acıkmış anneciğim? Hadi gel oturalım. Evet, haklısın. Niyetim önceden kalmak değildi. Ama buradaki durumları görünce fikrimi değiştirdim. Evet, vaziyet ondan da berbat. Herkes kendi havasında canım. Konağın tekrar eski haline dönmesi için elimden geleni yapacağım. Aynen anladığın gibi. Kalmaya karar verdim. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Gel. Ömer Bey'e söylediklerinizi ilettim efendim. Sizi bekliyor. Tamam. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim.
Seninle konuşmak istediğim önemli bir mevzu var. Konu Zehra ise rica ediyorum. Bu bahsi açmayalım. Hayır hayır, endişe etme. Konu tamamen benimle alakalı. Konağa geldiğimde maksadım sizi bir süre ziyaret edip gitmekti. Ama sizleri, burayı konağa görünce bırakıp gitmek içimden gelmedi. Ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Evet, gittim. Ama o zaman öyle olması gerekti. Sen de biliyorsun. Müzeyyen Hanım. Annem hakkında olumsuz tek bir şey duymak istemiyorum. Siz gittiğinizde annem buradaydı. Özellikle Ayşe'ye annelik yaptı. Evlendiğinde de, Asya doğduğunda da. Sadece iyi günlerinde değil, hastalığında da yanındaydı. Biliyorum ama ben annenden sonra babanın o kadınla ikinci bir hata yapmasını kaldıramadım. Bu bana çok fazla, çok ağır geldi. Baban öldükten sonra da o kadın burada kalmaya devam edince... O kadın değil. Annem. Annemin bir adı var. Müzeyyen. Müzeyyen Hanım. Neyse. Geçmişi tekrar etmekte bir fayda görmüyorum. İsabet olur. Torunlarımı, Asya'yı bırakıp gitmek istemiyorum. İzin verirsen ömrümün son zamanlarını sizlerle memleketimde geçirmek istiyorum. Eğer izin olursa burada kalmak istiyorum. Tabii ki. Burası sizin de eviniz. Çok teşekkür ederim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa Hediye abla yardımcı olur. Keza Zehra da. Odamda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Hatta Ökkeş'in yerine birini alalım. Konağın, bahçenin yeniden elden geçmesi gerek. Bu şu an için mümkün değil. Hediye ablanın acısı çok taze. Eğer Ökkeş abinin yerine birini alırsak bu onu derinden sarsabilir. Tamam. Bunu sonra düşünürüz. Yalnız kimseye yük olmak istemiyorum. Bu nedenle sadece benim hizmetime bakacak bir yardımcı alalım diyorum. Tabii. Nasıl isterseniz. Kervancıoğlu Holding birader. Benim geçmişimden de, ailemin geçmişinden de uzak dur. Zehracığım. Efendim Cevriye abla. Ay, senle şöyle karşılıklı bir keyif kahvesi içelim ayol. Keyif kahvesi mi? E tamam ama neyi kutluyoruz? Ay hemen de anladın ha. O kadar mutlu görünüyorsun ki anlamamak imkansız. Ay çok heyecanlıyım Zehracığım. Şu an Ayşem ve Nihat'ın bahçede karşılıklı kahvaltı ediyorum. Gerçekten mi? Evet, ay gözlerimle gördüm kapıdan.
Süper. Kahveyi hak edecek kadar güzel bir öpe. Hediye abla. Rica etsen bakabilir misin? Buyur. Hediye abla. Bundan sonra babaannem artık burada bizimle kalacak. Aa, öyle mi? Evet. Yıllar sonra evimde kalmaya karar verdim. Ne güzel. Çok sevindim. Çok isabetli bir karar vermişsiniz. Dile kolay. Ömrümün yarısı bu konakta geçti. Evin hanımı olarak babaannemin odasıyla ilgilenirsin değil mi hayatım? Tabii. Ne gerekiyorsa yaparım. Sağ ol. Neyse. Artık benim çıkmam gerekiyor. Bir saat sonra toplantım var. Ay Ömerciğim, işin gücün rast gitsin. Güle güle evladım. Ben seni yolcu edeyim. Bir isteğiniz var mıydı? Hayır, teşekkürler. Müsaadenizle. Seni babaannem konusunda uyarmalıyım. Onu iyi tanıyorum. Senin üstünde hakimiyet kurmak için elinden geleni yapacaktır. Buna sakın ama sakın izin verme. Anladın mı beni? Gözlerime bak. Bir şey söylemeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Sen bana inanmıyorsun. Güvenmiyorsun. Söylediğim hiçbir şeyin bir anlamı yok senin için. Sözlerim sanki her defasında bir duvara çarpıp geri dönüyor. Bu durumda konuşmanın ne anlamı var ki? Sen böyle devam ettiğin sürece ben ne diyebilirim ki? Öyle olsun. Madem konuşacak bir şey yok. Aslında söylenecek çok şey var. Ama sana... Sessizliğini silah olarak kullanacaksan söylenecek hiçbir şey yok. Canan. Hı. Ne yapıyorsun? Törpü. Onu görüyorum da. İçeriye pat diye bir müşteri girse. Uygunsuz olmaz mı sence? İşte ben de müşteriye böyle hoş bir şey olsun diye şey ettim. Neyse. İş çıkışı ben kuaföre giderim artık. Sen bir şey mi soracaktın? Bilgisayarımı bulamıyorum. Vallahi ben almadım. Baktın mı her yere? Ha, baktım. Tabii bir yere bakma. Alo Şükran teyze. Zehra, kızım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Zehra, senden bir ricam olacak. Bugün mahalleye gelebilir misin? Ne oldu Şükran teyze? Babam mı hasta? Birine mi bir şey oldu?
Yok yok, telaşlanma hemen. Kimseye bir şey olmadı. Sadece seninle konuşmam gerekiyor. Bir konuda senin yardımına ihtiyacım olacak da. Ne Şükran teyze, benim bugün konaktan çıkmam neredeyse imkansız. Kusura bakma ama. Estağfurullah kızım, tabii. Bunun kusuru mu olur? Neticede evli barklı kadınsın. Ama merak ettim, telefonda söyleyemez misin? Telefonda anlatması biraz zor ama bizim Sabah. Kerem Bey, bilgisayarımı neden aldığınızı ve neden benden izinsiz kullandığınızı sormama müsaade eder misiniz acaba? Ettim, sor. İşim vardı, aldım. Niye abartıyorsun ki? Kerem, oyun oynuyorsun. Hiç olmazsa bunu gizle bari. Ayrıca sen bana sormadan bilgisayarımı alsam ben sana böyle tepki vermezdim. Bir de o gözlerini belertme sen. Bu kadar kızacak bir şey yapmadım. Bence kızdın, tanıyorum seni. Ne var yani oyun oynuyorsam? Ha? Niye kızıyorsun ki? Bu oyun şey değil mi ya? Sen bir kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Ne oluyor ya? Şu level'ı geçeyim mi? Dur. Sabah. Ya bir dur, dikkatimi dağıtma. Allah Allah. Şaşırdım. Ben böyleysem Sabah'ı düşünemiyorum bile. Ah ah, keşke yeminimi bozmasaydım. Keşke sözümü tutabilseydim de bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Sabah'ın bu hallere düşmeseydi. Şükran teyze, lütfen en başa dönmeyelim. Canını sıkma. İsteyerek olmamış ki. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Seninle konuşmak iyi geldi. Her zaman olduğu gibi içimi rahatlattın. Senden tek ricam, Sabah'la konuş ne olur. Durumu hiç iyi değil. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Deli divane ortalıkta dolanıyor. Çok endişe ediyorum Zehra. Tamam, ben ilgileneceğim. Merak etme sen ama lütfen üzme kendini, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Allah senden razı olsun. Hadi. Görüşürüz. Ah Sabah ya. Kim bilir ne haldesin şimdi. Resmen kendi bacağıma sıktım. Oyuna kaptırdı, dış dünyayla ilişkisini kesti. Sabah, yeter ama ya. Kim arıyorsa söyle, ben ona döneceğim. Emredersiniz. Zehra arıyor. Söylüyorum konuşmak istemediğini. Zehra mı? Ver, ver, ver. Alo canım. İyiyim, sen nasılsın? Hele şükür ya. En keyifli level'ları geçti. Sanki ben oynayamıyorum. Tamam canım, buluşalım. Ben birazdan oraya geliyorum o zaman. Hadi baba, öptüm çok. Hadi.
ya? Niye alıyorsun bilgisayarı? Kusura bakma. En keyifli evine geldim. Asla bırakamam. Ya çocuk gibi mızıkçılık yapmasan olmaz değil mi? Sabah sinirlendirmek için bilgisayarını aldım. Daha çok ben sinirlendim. Sağda dur birader. Daha gelmedik abi. Burada mı ineceksin? Sana ne kardeşim? Nerede inersem inerim. Keyfim kayası mısın? Al üstü kalsın. Bir iş var bunda. Selam. Çok özlemişim seni ya. Ben de seni. Zehra. Bir şey mi oldu? Merak ettim, iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim de. Asıl senin nasıl olduğunu merak ettiğim için geldim. Nasıl olduğumu derken? Evet canım. Nasıl olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. Senin de haberin var demek. Biliyorsun yani. Komiserim, bir taksi şoförü ihbarda bulunmuş. Adamın biri Kervancalı Holding'e yakına bir yerde indiğini ve silahlı olduğunu söylemiş. Tamam. Şu kamera kayıtlarını bir inceleyelim hemen. Canım. Gerçekten çok üzgün. Yapma böyle Zehra. Benim bunu öğrenmem benim için hiç yıpratıcı olmadı ki. Hata daha iyi oldu. Anne ve babamın değerini daha iyi anladım. Beni büyüten ailemin gerçek ailem olduğunu anladım. Çünkü annem beni doğurmadığı halde bana annelik, babam onun kanından olmadığım halde bana babalık yaptı. Onlar bana yıllarca bakıp büyüttü. Beni her şeyden korudu. Ben onların biricik kızıydım. Beni gerçek evlatları gibi sevdiler. Ben de onları. Tabii ki öyle. Zaten gerçek ailen olsaydı da ancak bu kadar severlerdi seni. Ben tanıyayım. Ama yine de insan gerçek anne babasının kim olduğunu merak eder. Yani edebilir. Yo, hiç merak etmiyorum. Beni terk edip giden bir anne babayı niye merak edeyim ki? Bu yüzden benim başka bir annem babam yok. Canım, koşullarını bilemeyiz tabii. Ne koşulu Zehra? Bir bebeği terk edip gitmekten bahsediyoruz. Onlar beni terk edip kendi yollarını seçmiş bence. Ben de kendi yolumdayım. İşte bu yüzden hiçbir şey için, hiç kimse için üzülmeme gerek yok. Tamam canım.
Merhaba Ömer Bey. Acil bir durum var da. Buyurun. Holding yakınlarındaki güvenlik kameralarında bu adamı gördük. Yanında silah olduğuna dair bilgi aldık. Biz gereken önlemleri alıyoruz. Ama siz de dikkatli olun lütfen. İşin gerçeğini söylemek gerekirse sizin ya da yakınlarınızın başına bir şey gelebilir. Bunlar arkalarında tanık bırakmamak için sizi ya da eşinizi hedef alabilirler. Tamam Murat Bey. Biz gerekli önlemleri alırız. Sağ olun. Benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Sağ olun. Aç şu telefonu Zehra, aç. Efendim? Hediye abla. Buyur Ömer Bey oğlum. Zehra orada mı? Dışarı çıkmıştı. Tamam, tamam Hediye abla, sağ ol. Kolay gelsin. Sabah, oyun oynamayalım birbirimizle. Kaç gündür hiçbir şey olmamış gibi davranan ve duydukları hakkında tek kelime etmeyen de ettirmeyen de sensin. Ya anlayamıyorum seni. Anlamayacak bir şey yok Kerem. Bak, bu konuyu görmezden gelerek ya da yok sayarak yol alamazsın Sabah. Ne görmezden geliyorum ne de yok sayıyorum Kerem. Ayda? Ben geldim. Hoş geldin. Fıtırcık yok mu? Getirecektim ama evde bıraktım. İyi yapmışsın. Havalar da soğuk zaten. Biz bir ara gideriz görmeye, değil mi Kerem? Evet ya, çok özledik. Biz geliriz bir ara. Benim acelem var. İşten izin aldım. Geri dönmem lazım. İşten izin mi aldın? Yani işe mi başladın? Çok sevindim. Size birer küçük hediye aldım. İyiliğinizi karşılamaz ama... Ya ne gerek vardı? Çok sağ ol. Çok sağ ol. O kadar güzel şeylere vesile oldunuz ki. Sayenizde evimde rahatım, işim var. Çok az para ödüyorum. Hayatım düzene girdi. Sizin hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Sayenizde yavruma kavuştum. Eğer siz bana yardım etmeseydiniz, böyle her şey düzene girmeseydi, büyük ihtimalle çocuğumu bir esirgeme kurumuna vermek zorunda kalacaktım. Birileri evlat edinecekti. Kim bilir kimin eline düşecekti. Kan bağı olmayan insanlara anne baba diyecekti evladım. Holding'e gittim. Ama her yerde polisler vardı. Zor tüydü. Az kalsın enseleyeceklerdi. Şimdi konağın önündeyim. Yarım kalan işimi bitirmem ama meselesi. Tamam. Tahtalı köyün bileti bende. Gel bakalım. Efendim? Zehra neredesin? Konağa varmak üzereyim. Bir üst sokaktayım. Zehra! Zehra dikkat et! Neden?